Herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün sizlerle Denizli'nin en güzel kuru fasulyelerinden birini yapan Nefis Kuru Fasulyeci'ye gideceğiz. Nefis Kuru Fasulyeci Doktorlar Caddesi üzerinde. Videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Hadi hep beraber Nefis Kuru Fasulyeci'ye gidelim.
Evet arkadaşlar, şu anda nefis kuru fasulyeciyim. Doktorlar Caddesi üzerinde. Şu anda sahipleriyle birlikteyim. İfaket Hanım ve Eda Hanım'la birlikte. Onları sizlerle tanıştırmak istiyorum. Şöyle bir merhaba diyelim. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Sağ olun. Valla Denizli'de çok fazla kadın girişimci yok. Evet. Bu açıdan sizleri tebrik ederim. Ne kadar oldu burası? 14 yıl oldu. 14 yıl. Hı-hı. 14 yıllık sadece kuru fasulye mi var? Evet, kuru fasulyeyle başladık ama bunun dışında da yemeklerimiz var. Etli, zeytinyağlı. Köfteğimiz çok güzel, meşhur. Ev mantımız var. Ama kuru fasulye favorimiz yani. Evet. Bu kuru fasulye hangi bölgenin kuru fasulyesi? Karadeniz yöresine ait bir fasulye. Evet. Karadeniz şeker fasulye diye geçiyor. Evet. Zaten dolu dolu. Kaşıklar da doluyor. Şöyle baktığımda. Ayrıca pilavınız var. Şurada da gördüğümüz gibi. Bayağı da uğraşıyorsun sanırım. Evet. Peki böyle bir kuru fasulye ne kadar porsiyonu? Şu anki fiyatı tabii. Şu anki fiyatı 14 lira. 14 lira. Pilav ne kadar? Pilav 7 lira. 7 lira. 21 lira bir ücreti var. Turşusu var ikramda. Evet, bir anne turşusu gördüğüm kadarıyla o da lezzetli görünüyor. Ondan da tadımına bakarız. Peki buranın adresini bir tarif eder misiniz? Tam net nasıl bulabilirler? Doktorlar Caddesi'nde eski Yıkılan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yanında. Evet. Alt katta bahçeli bir yer. Evet. Aşağı yukarı kaç kişi ağırlayabilirsiniz bir gün içinde? Kuru fasulye yemek isteyenler için söylüyorum. Yaklaşık 50 kişiyi ağırlayabiliriz. Oo, süper. Evet arkadaşlar, bir tadına bakalım. Sonra devam edelim. Arkadaşlar özellikle kuru fasulyeden bir tad alalım. Gerçekten de her kaşığı çeyrek altın değerinde, belki yarım altın bile verebilirim. Bunun yanına çok iyi bir soğan da yakışırdı. Şöyle bir gelin turşusunun tadına da bakayım. Bu bölgede çok seviliyor özellikle gelin turşusu. Ekşiliği, her şeyi güzel. Evet, tadıma devam edelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle nefis kuru fasulyeciye gittik. Nefis kuru fasulyeciye çok lezzetli bir kuru fasulye yedik. Kuru fasulye Türkler tarafından çok seviliyor. Neredeyse her evde kuru fasulye yapılmakta. Lakin nefis kuru fasulyecide yediğim kuru fasulye gibi daha önce kuru fasulye yemedim. Lütfen yorumlara iyi bir kuru fasulyenin nasıl olması konusunda bilgilerinizi yazarsanız memnun olurum. Bildiğiniz kuru fasulyecileri de yazabilirsiniz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Denizli'den herkese selamlar.